Ben avukat Ayhan Ömen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 2-3 tane otomobil satın alıp araç kiralama firması kurarak E2 vizesi alma şansı nedir? Araçlar Uber vesaire uygulamalarda çalıştırılabilir mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. E2 vizelerinde önemli olan durum yasal olan bir iş yapıyor olmak ve sizin şirketinizi kurduğunuz eyaletteki gerekli yetkilere ve izinlere sahip oluyor olmanız. Dolayısıyla bu izin ve sertifikalara sahipse firmanız yasa olarak istediği işi yapabilir ve bu istediği iş üzerinden de E2 vizesine geçmesinde bir engel yoktur diye öncelikle takipçimizin sorusunu cevaplamış olayım. Fakat sizin spesifik burada öğrenmek istediğiniz noktaya da gelirsek o ise şuna dönmüş oluyor. Sizin bahsettiğiniz olay tabii ki aynen araç kiralama, ondan sonra yolcu taşıma tarzı işlerin yer aldığı bir iş türüne giriyor. Dolayısıyla bundan dolayı siz yatırım yaptığınızda bunu 2-3 tane otomobil de alarak bu otomobilleri kiraya da vererek, çünkü Uber uygulaması ona sokacak sizi, kiraya da vererek yatırımcı vizesine geçme imkanınız mümkün olacaktır. Burada önemli olan bir nokta da şudur. Eğer konsolosluk üzerinden gidilirse konsolosluk bunun gerçekten aktif olup olmadığına bakmak isteyebilir. Dolayısıyla araba sayısının artıyor olması, yatırımın fazla oluyor olması sizin vize alma durumunuzu ve şansınızı yükseltecektir. Ama Amerika'da bulunduğunuz süre içinde statü değişikliğiyle bu yapılacaksa bu araba sayısıyla da bunu yapmak mümkün olacaktır. Dolayısıyla E2 vizesine araç kiralama ya da yolcu taşıma işleriyle de gidebilmek mümkündür diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.